Ve efendim günaydın, günaydın. Burada haftanın son günü olunca tabii biraz böyle asfalyalarda kısa devre yapma durumu olabiliyor. O yüzden böyle biraz anormal girdik yayına. Fakat dediğim gibi her sabahleyin ben bir de bunu paylaşmak durumundayım. Sizler daha fazla olun, daha fazla yurttaş izlesin. Çünkü Türkiye'de uzaktan kumandalı çok televizyon var, web sitesi var. Sen bunu söyleyeceksin, sen bunu söyleyeceksin, bunu söyleme diye. Hadi gelsinler de bana söylesinler böyle konuşma diye, bak ne oluyor. Bak ne oluyor. Onları ben elimde, hani eskiden öyle derlerdi, nalınla kovalarım, nalınla. Ha. Efendim bugün 8 Mart 2024. Bugün Emekçi Kadınlar Günü, Dünya Kadınlar Günü gibi aslında 8 Mart'ın tarihi karşılığında rivayetler muhtelif. 3 ya da 4 tane farklı olayın bu 8 Mart'ın doğduğuna neden olduğu söyleyenler de var. Ama bizde yani Türkiye'de 8 Mart 1920'lerde kutlanmaya başlamış. Fakat ben hani Dünya Kadın Günü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü, artık bunu tarihi misyonundan günümüz gerçeklerine getirmek zorunluluğu var. Onun için ben bizim kültürümüzde, Türk kültüründe kadının yeri çok önemli ve çok özeldir. Bizim eski hükümdarlıklarımızda kadın asla ikinci sınıf değildi. Yani İslam'dan önceki yıllarda hani Orta Asya devletlerinde öyle şeyler var ki Hakan ve Hatun buyuruyor ki diye bir söylenceler vardır. Bu bizde biraz gelişti. 34'e kadar kadın neredeyse yok sayıldı. Nüfus sayımlarında bile, hatta bu konuda soframızda öküzden sonra gelen diye de bir durum değerlendirilmesi, durum tespiti de yapıldı. Bugün kadın nerede? Kadınlar aslında her yerde. Ama yaşadıkları, özellikle Türkiye'de kadın olmanın karşılığı ne yazık ki öyle insanlık, özgürlükle bağdaşmıyor. Yani baba terörü, sevgili terörü, nişanlı terörü, koca terörü, evlat terörü yaşayan çok kadın var. Ve din referansıyla hunharca katledilen kadınlar var. Geçtiğimiz günlerde Afganistan'da gördünüz mü? Bir akademisyen mi, bir öğretmen mi, bir kadın nasıl hunharca öldürüldü? Bir tane sarıklıya laf etmiş. Mesele bu. Anlatabiliyor muyum? Kadının ne olduğunu. Bizde 1934'te seçme ve seçilme hakkı verildiği zaman kadın yurttaş kimliğini kazandı. Ama bizim kadınımızın kendini kanıtladığı olay İstiklal Savaşı'dır. İstiklal Savaşı erkeğiyle beraber, eğer Anadolu kadını olmasaydı ordu yürüyemezdi İzmir'e. Yürüyemezdi. Yani şöyle, ben hep düşünürüm. Kadınlara kötü muamele eden, kadınları ikinci sınıf gören, kadınları bir takım sapkın kafalarla kolay harcanacak metalar gibi görenler acaba nasıl bir kadından dünyaya geldiler? Hiç annelerini, kız kardeşlerini düşünmüyorlar mı diyeceğim, ama artık anneler ve kız kardeşler de kendi erkek kardeşleri ve oğulları tarafından tehdit altında pek çok yerde. Hiç bunu reddetmeyelim. Hiç bunu görmezden gelmeyelim. Bugün sadece kendi sosyalliğimizde nasıl, bakın Türkiye'de kadın hakları için iyi laflar edip evine gidip karısını döven siyasetçi de, akademisyen de, televizyoncu da, gazeteci de gördü mü millet? Ama unuttuk. Unuttuk. Unuttuk yani. Evet, bugün 8 Mart dedik. Bugün de konuğumuz bir hanımefendi.
9.30 gibi bizimle birlikte olacak. Halkın Kurtuluş Partisi Büyükşehir Başkan Adayı hanımefendi bizle beraber olacak. Bir de İzmir'i konuşacağız. Ama başka konular da var. Gerçekten başka konular da var millet. Onları ne yapacağız bilmiyorum. Dün mesela emekli astsubay konuğumuz vardı. Ben gün boyu şeylerle uğraştım. Yani emekli insanlarla, sivil emekliler aradı. Mesela önümüzdeki günlerde Diskin emeklisen galiba. Oradan bir yetkili alacağız buraya. Çünkü öyle de olsa, böyle de olsa siyasetçiler kabul etmese de bu seçim genel seçim havasına girdi. Artı bu seçime damga vuracak olan emeklilerin geçim derdi. Onun için emekliler bu iktidara bir mesaj vermek zorunda. Bıraksınlar, kendi sosyal gerçekliklerini düşünsünler. Kimseye biat etmesinler. Kimseyi kendilerinden üstün görmesinler. Onlar bu dünyadaki ahir ömürlerini hakları olan huzurla ve sağlıkla geçirmek için sandık başında dirayet göstersinler. Başka türlü inanın düzelmez. Siz seçimden önce, şimdi ben onu mesela dün çok enteresan olaylar oldu İzmir'de. Çok enteresan, bu sabahleyinde fırtınayla başladık. Ama oturalım yerimize, başlayalım şeytanın evini taşlayalım efendim, buyurun. Efendim bugün 8 Mart dedik. 8 Mart 2024 günlerden Cuma ve ya bizde de konular çok. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz, ben dün size yazdığım gibi. Dün Şehircilik Bakanı, yani Az Çevre Çok Beton Bakanı Mehmet Özhaseki İzmir'e geldi. Tabii ki bakan olarak karşılandı. VIP'lerde böyle toplantılara gitti, bilmem nelere gitti. Şimdi Mehmet Özhaseki ile ilgili iki konu var. Bir tanesi Karaburun'la alakalı. Dün çünkü gerçekten tweet de attım. Sayın Bakan'a yakıştıramadım bu durumu. Neden söyleyeyim size? Bakan ne demek? Ben size söyleyeyim, sorayım yani. Bakan ne demek bakan? Yani hükümetin bakanı ne demek? Mehmet Özhaseki sadece AK Partili ya da AK Parti'ye oy verenlerin bakanı mı, yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hükümetinin millet tarafından belirlenmiş bir yerde insanların belirlediği bakan mı? Şimdi dün gerçekten Türk siyaseti için bir ayıplı gündü. Bakın ister CHP'li olun, ister olmayın, kime oy verirseniz verin. Ama bu ülkede demokrasinin kalitesi her geçen gün azalıyor. Ucuz Çin mallarına dönmeye başladı bizim demokrasimiz. Ve ne yazık ki kimse, yani siyasi liderler bu olaya hiç dikkat etmiyor. Çünkü neden? Siyasi liderler kendileri vur patlasın, çal oynasın siyaseti yapabilmek için milleti bir ekmekle imtihan ediyorlar. Emeklileri de, gençleri de, kadınları da. Şimdi dün Karaburun'a gidecekmiş Sayın Bakan. Yarımada'ya gidecekmiş. Şimdi çok basit protokol kuralıdır. Yani AKP'nin gazetecileri, AKP'ye gönül veren meslektaşlarım bunu atlayabilirler. Ama bu gerçektir. Yani bundan 20 yıl önce bu ülkede seçim zamanları bakanlar tarafsız olmak durumundaydı. Bazı bakanlar görevlerinden gider, oraya devlet adamları, devlet memurları atanırdı. Çünkü tarafsız olmak zorundalardı. Şimdi anladığım kadarıyla Karaburun'a gidecek Sayın Bakan. Haliyle Karaburun'da halkın seçtiği bir belediye başkanı, hükümetin adadığı bir kaymakam var.
Yani A protokol İlkay Hanım da haliyle Bakar'ı karşılamaya gidecek. İlkay Hanım'a bir mesaj gelmiş. Onu yayınladı dün. Bana da geldi. Efendim Sayın Bakan, Bakan olarak gelmiyor. AK Partili olarak geliyor. Adaya destek için. O zaman niye makam otosuna biniyorsunuz? Niye devletin olanaklarını kullanıyorsunuz? Şimdi orada atanan kaymakamla, belediye başkanı adayı kaymakamla zaten ilgili bir yığın şey var. Yani lodos estirir mi, estirmez mi? Daha kaç tane zeytin ağacı kesilir? Kaç tane, kaç kovan arı kaybolur? Keçiler korkudan psikolojik buhrana girenler mi gibi soruları duydu, gördüğünüz gibi sormuyorum. Ama dün ben endişelendim. Gerçekten endişelendim. Yani bakan, ha orada bakanım, burada bakmayanım. Bu ne ya? Hangisini nereden ayıracağız biz? Anne, bana birileri söylesin. Mehmet Özhaseki İzmir'e çevre bakanı olarak mı geldi? Şehircilik bakanı olarak mı geldi? Çünkü daha sonrası da var bu işin. Hamza Dağ'la yaptığı bir toplantı var. Ben bir internet sitesinden aldım. Yani orada bakansınız, Karaburun'da değilsiniz. Niye? Kaymakamı desteklemek için. O kaymakam da enteresan. Okullarda siyaset yapıyor, öğrencilere siyaset yapıyor. Ne valinin umurunda, ne savcıların umurunda, ne kimsenin. Diyorum ya, vur patlasın, çal oynasın. İşlerimiz ayna, çal çal oyna. Yersen. Bak, gerçekten AKP'nin yaptığı yersen. Yiyenler var, yemeyenler var. Ben yemem. Şimdi daha sonra Hamza Dağ'la bir araya geliyor büyükşehir adayı. Ve Hamza Dağ, efendim, İzmir'e kentsel dönüşümde kredi müjdesi İzmir pilot diyor. Yalnız haberde bir bölüm var. İşte ayakkabıcılar sitesine gitmiş Hamza Dağ. Acaba Suriyeli kaçaklarla ilgili de bir açıklama yaptı mı? Haberde yok. Diyor ki Hamza Dağ, evini dönüştürmek isteyenlere 2,5 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacak. Başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşımıza emekli ve şehit gazi yakınlarına yıllık %25 indirim sağlanacak. 0.25. 0.69 faiz ile 180 ay kredi imkanı sağlanacak. Ha, dalga geçiyor bence Hamza Dağ. Gerçekten. Ya niye bizim siyasetçilerimiz yaşamın gerçeklerinden bu kadar uzak? 2,5 milyon lira kredi bu faiz oranlarıyla bile aylık kaç para dönüşü var bunun? İnsanlar kaç para kazanıyor? Emekli niye bağırıyor? Ve kaldı ki İzmir'de Bayraklı depremzedelerinin, Haydar Özkan bunun şahidi. Dün akşam görüştüm Haydar Özkan'la. Şimdi Haydar Özkan'ın bana gönderdiği mesajı okuyacağım size. CHP'nin meclis üyesi adayı. CHP bile Haydar Özkan'ın değerini anlayamadı. 60 en altlara. Haydar abi gidip Veli Ağbaba'yla, Sezgin Tanrıkulu'yla iki fotoğraf çektirseydi herhalde üst sıralarda yer alırdı. Haydar Özkan'ın gelecek dönem büyük şehirde olması gerekirdi. Ama geçin, boş verin. Diyorum ya, yok birbirlerinden farkları. Hepsi birer Osmanlı Bankası. Vallahi. Gerçekten. Dün bir şey daha olmuş. Yani niye depremzedeleri bu kadar inlettiniz? Siz iktidar değil miydiniz? Ha, gerçekten soruyorum bunu. Ve cevap hakkı. Sayın Hamza Dağ gelsin buraya ya da istiyorsa bazıları gibi İstanbul'da istediği şeyden bana cevap versin. Candaş kardeşime de çıkabilir yani. Hiç önemli değil. Ama depremzedeler bu işi yemiyor. Ben dün akşam bunu sordum. Benim tweetin altındaki yorumlara bir bakın bakalım. Benim trollerle mrollerle işim de olmaz. Onlar gerçek yaşayan insanlar. Bayraklı depremzedelerinin sorunları çözüldü mü? Ve bakın, haberde bir konu daha var. Ha.
Hamza'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile sabah katıldığı Türkiye İklime ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi paneline katıldı. Bu da ayrı bir komedya da. Komedya mı, tragedya mı bilmiyorum. Daha diyor ki, şey demiş ki Şehircilik Bakanı, Hamza Dağ kardeşimden gelen her iş başımın üstüne. Mehmet Özhaseki, Bayraklı'da, Buca'da, Karşıyaka'da, Konak'ta, Karabağlar'da kiraların nasıl yükseldiğini, ev sahibi ve emlakçı terörünün özellikle emeklileri nasıl kaçırttığını biliyor mu? Bak İyi Parti'nin Bayraklı adayı söyledi. Depremden sonra o emlakçıların çevirdiği numaralar yüzünden, ev sahiplerinin beyinleri yıkandığı için, kiralık evinin kirası 4 katına çıktığı için oturamadığı için de önünde yol olmayan gecekondudan bozma evlere mahkum edilen 3-4 bin lira için emekliler var bu kentte. Hangi 0.69'dan bahsediyoruz biz? Hangi 2.5 milyondan bahsediyoruz? 8-8.5 milyon lira bugün bir daire. Oturulabilecek bir daire. 1 milyon liranın bankadan geri dönüşümü kaç para bilen var mı? Emekliler bakan maaşı mı alıyor? Asgari ücretli milletvekili maaşı mı alıyor? Ama bunları söylemeyeceksin. Yıkayacağız, bağlayacağız. En güzel bakan bizim bakan. Ama Karaburun da bakamamış. Senden benden yapmış. Böyle bir şey olur mu ya? Adını koysunlar o zaman. Bu düzenin adı ne? Bu rejimin adı ne? Benim bildiğim 1920'de hakimiyet bila kaydı şart milletindir diyen İstiklal Savaşı kadrosunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurup ilan ettiğidir. 1923'ün 29 Ekim'inde Cumhuriyet ilan edildi. 1946'da çok partiliye geçildi. 50 seçimlerinde Demokrat Parti geldi. 60'ta, 71'de, 80'de darbe oldu. Her darbede Amerika'nın daha çok kucağına oturduk. Çünkü 50 seçimlerinde amaç demokrasi değil, her mahallede milyoner yaratıp Türkiye'yi küçük Amerika yapmaktı. Bizim ineklerimiz azmış gibi Amerikalıların kokmuş süt tozlarını yıllarca bu milleti çocuklarına içirdiler. Anadolu köylüsünün toprak reformunu yapmadılar. Atatürk'ün en büyük hayaliydi o. Yıllar sonra Ecevit'te su kullanalım, toprak işleyenin dedi. Bu ülkenin gerçeklerine bir bakalım geçirdiği şey. Herkes giderken aya, biz niye kaldık yaya? Niye otomobil yapamadık? Niye uçak yaparken vazgeçtik? Abi geldiğimiz yerde birileri bana söylesin. Bu sistemin adı nedir Sayın Hamza'da? Bu sistemin adı nedir? Gerçekten demokrasi mi bu? Yıllarca AK Parti 1923-1950 arasını tek parti diktatörlüğü diye şey yapmadı mı? Eleştirmedi mi? Şu anda ne var? Şuraya bakın, İzmir'e bakan geliyor, İzmir'in ilçesine bakmayan olarak gidiyor. Ondan sonra yersen. Yapma ya. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Kulluk, tebaalık bitti gitti. O eskidendi. Padişahım çok yaşa. O eskidendi. Onu kuruluş dizisinde ya da Mehmet dizisinde ya da Muhteşem Yüzyıl'da anlatıyorlar. Tarihte her olay kendi tekliği içindedir. Sene olmuş 2024. Konuştuğumuz konulara bakın ya. Konuştuğumuz konulara bakın. Şimdi 9.25'i gösteriyor saat. Bir şeye bakıyorum ben. Bir konu daha var. Bakın bir konu daha var. Onu da söyleyeyim. Bugün şeyi getirmedim, tableti. Pazartesi günü çünkü becerebilirsem küçük bilgisayar koyacağım buraya bir tane. Evet.
Bakalım. İyi yayınlar, iyi yayınlar. Karaburun'da dizi oyuncusuna peşkeş çekilen yerleri görmeye geliyordur. Dün gelmiş gitmiş. Dizi oyuncusu kim? Ben o bilmiyorum. Konudan haberim yok. Şeye bakalım. Çünkü yorumlarınıza da bakmayınca kızıyorsunuz bana ama benim gerçekten parti devleti. Ya parti devleti oldu da biz ne yapalım o zaman? Yani adını koysunlar. AK Parti'ye oy vermeyenler, AK Partili olmayanlar şunları yapsın. Ne olacak? Yakında gettolar mı kurulacak yani? Nedir bu? Şu dün Karaburun'un yaşadığı olayın peşine CHP'li milletvekillerinin düşmesi iktiza ederdi. Ben görmedim, bilmiyorum. Ve burada siyaset değil önemli olan. Yaklaşımın rengi. Hani ben şaşırıyorum. AK Partili adaylar öyle bir hava yarattılar ki sanki 2024 seçimlerinden önce biz AK Parti'yi hiç bilmiyoruz, görmüyoruz ama bu böyleydi. Hani yazıyı AK Parti buldu, tekerleği AK Parti buldu, ateşi AK Parti buldu. Biz mağarada yaşıyorduk. Mağarada yaşıyorduk, duvarlarına resim çiziyorduk. Böyle ambulansı onlar icat etti. Hastaneleri, eskiden büyücüler bizi tedavi ediyordu. Onların sayeyi devletlerinde doktor nedir? Vay doktor buymuş, vay öğretmen buymuş falan dedik yani. Hani bu ülke 1923'ten 2002'ye kadar boşa yaşamış. Harbiden boşa yaşamış yani. Biz de kendimizi kandırmışız. Çünkü çok net. Bakın Barbaros Hayrettin diye bir adam vardı, şarkıcı. Bu Hayrettin Paşa değil, Preveze'yi kazanan. Ben sizin babanızım. Hatırlıyor musunuz? YouTube'dan bulun. Ha şu anda onu yaşıyoruz ya. Hiç umurlarında değil. Nasıl olsa kuklalar var. Düğmeye basıyorsun, konuşuyor şey gibi, pilli bebek gibi. Ha dikkat edin İstanbul televizyonlarında böyle üçü beşi bir arada tipler, hep aynı tipler çıkar. Onlara diyorlar ki bugün kalemi konuşacağız. Okey, bugün kalem. Kalemi AK Parti buldu. AK Parti olmasaydı biz yazamazdık filan. Ha böyle bir şey olur mu ya? Seçim dönemi, bütün adayları bir araya bir getir TRT. Ha biz kaç defa uğraştık? Tunç kaç defa uğraştı? Ya bırakın İzmir'in adayları, İzmir'in şeyine çıkmıyor. Çıktıklarında bir bakın. Allah aşkına bir bakın. Bu seçimde adayların İstanbul televizyonlarındaki görünüşleri ve yaklaşımlarına bakın. İzmir'de zaten çıktıkları yok. Ya ben artık kırılmaya başladım. Kaç defa? Yani Aziz abi gelecek, yok. Cemil Tugay gelecek, yok. Hamza Dağ gelecek, yok. Pardon. Gelmeyin abi. Gelmeyin. Çıkın, çok sevdiğiniz adam İzmir'e saydırıp duruyor. Sizin yaşadığınız kente saydırıp duruyor. Yönettiğiniz, yöneteceğiniz kente saydırıp duruyor. Ama ben biliyorum neden gelmediklerini. Bakın iddia ediyorum. Çünkü ben onların beklediği soruları sormam. Bak Haluk Tunç şahittir. Size bir olay anlatayım ben. Yıllar önce Binali Yıldırım Haluk Tunç'la benim ortak sunduğum programa gelecek. Ulaştırma Bakanı. Biz stüdyoda yerimizi aldık. Sonra stüdyoya bir adam girdi. Bakın geldi. Gayet kaba bir şekilde şu elini bizim masanın üzerine koyup bana dedi ki soracağınız soruları görebilir miyim? Pardon dedim. Soracağınız soruları görebilir miyim Sayın Bakan'a dedi. Siz buradan dedim usul usul çıkmazsanız ben size soruyu gösteririm. Ne demek bu dedi. Bana dedim karışamaz. Karışamaz. Kim olursa olsun. Ekranın sahibi benim. Konuğa nasıl davranılacağını bilirim. Soruları da ben sorarım. Ben bulurum. Sadece bazı durumlarda konuyu söylerim. Yayın öncesi. Bakın samimi söylüyorum. Ama ben asla konukla soru pazarlığı yapmadım, yapmam da. Şeyi ne olursa olsun. Yıllar önce Kanal 1'de Tansu Çiller'i ağırladım ben. Tansu Çiller ve Minderi'yle
Tansu Çiller çünkü koltuğa oturmuyordu. Özel Minder'i geliyordu önce. Bülent Ecevit'le rahmetliyle röportaj yaptım. Mesut Yılmaz'la röportaj yaptım. Bütün valileri tanıyordum. Ama çok tuhaftır. 2015'ten bu yana hiçbir vali, hiçbir emniyet müdürü, hiçbir milli eğitim müdürü, hiçbir sağlık müdürü, hiçbir AK Partili seçilmiş televizyonlar ya da radyolar dışında çıkmıyorlar. Ama şunu yapıyorlar. Bize fazla giydiriyor. Allah aşkına az giydirme nasıl oluyor? Benim giydirmediğim kendimi var mı? Ben tıraş olurken kendime bile giydiriyorum. İşte demokrasi budur. Ben konuşacağım. Ha siz gelin. Bunu da yaşadım ben biliyor musunuz? Ben bir ara Mehmet Ali Ustam'ı eleştiriyordum. Bir ara Erdal İzgi'yi eleştiriyordum. Bir gün böyle yayın sırasında ben dedim ki ya niye gelmiyorsunuz? Gelin. Şah kapı açıldı. Ya Mehmet Ali Ustam'dı gelen ya Erdal İzgi'ydi. Mesela Çeşme Belediye Başkanı vardı. Kimdi o ya? Emekli albay. Rahmetli Hamdi abi bir yazı yazdı onun ağzından. Fakirler Çeşme'ye gelmesin diyor. Allah! Ben de dedim ki kimse Çeşme'ye gitmesin. Sonra başkana cevap hakkı. Başkan böyle öyle bir geldi ki beni yiyecek gibi. Siyaset alemi. Haddini bileceğim. İslam'ın 5 şartı var. 6. haddini bilmektir. Ben gazeteciyim. Endaksi. Verstehen Sie. Understand. He? Şimdi onlar gitmeyiz. Niye? Çünkü soru soracağım. Ben Karabağlar Belediye Başkanı adayına bir laf ettim mi? Ben AK Parti'nin filanca adaylarına laf ettim mi? CHP'nin adaylarına daha çok laf ettim. Ama bana biri bunu söylemeli. Çevre Şehircilik Bakanı dün uçaktan indiğinde bakandı. Bakan olarak panele katıldı. Karaburun'a niye bakmayan olarak gitti? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Bir de kentsel dönüşümde kredi müjdesi. Siz inanıyor musunuz buna? 4 sene depremden sonra. Müteahhitlerin çevirdikleri dolapları ben burada anlatsam. Hadi bir tane anlatacağım. Depremde bir bina orta üstü hasar görüyor. Yani kesinlikle yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Binanın sakinleri çeşitli toplantılar yapıyorlar, çeşitli müteahhitlerle görüşüyorlar filan. Aylarca keselerine uygun bir yöntem bulamıyorlar. Sonra bir müteahhit sülalesi çıkıyor ortaya. Müteahhit, oğullar, yeğenler, kuzenler, amca oğulları, dayı oğulları filan. Biz yaparız diyorlar. Hesap çıkıyor. Millet 7 artı 1, 8 kat katlarda 4'er tane daire var. Ne ediyor? 4 kere 28 daire. Altta da 4 tane dükkan var. 3 tane dükkan var. Tabii 3 tane çünkü bir de kapıcı dairesi var zeminde. Müteahhit diyor ki bakın hani olabilecek bir hesap çıkıyor ortaya. Fakat yine ödeyemeyecek. Tahmin edin ödeyemeyecekler kimler? Hadi tahmin edin. Emekliler. Emeklilere dikkat buyurun. 3 artı 1 daire bittikten sonra 8,5 milyon liradan satılacak diyen müteahhit parası olmayanlara daire hakkı olarak iki öneri sunuyor.
Ya ben size 1+1 yapayım. Gerisini bana verin. Ya da hepsini verin. Bittikten sonra 8,5 milyona satılacak binada o insancıklara 1+1 milyon bile verilmiyor. Ve gidiyorlar. Paralarını alıp gidiyorlar. Şu anda o müteahhit sülalesinin o binada ekstra katlar dışında bu insancıklardan aldığı 6 tane de daire var. Ve onlar 1+1 olmayacak. Ve o insanlar o müteahhitle yüz yüze, şimdi söyleyeyim, bu düzen ne düzeni? Öyle toplantılar biliyorum. Toplantı başında 14'lü masanın üstüne konuluyor. Müteahhit tabancasını koyuyor ya. Bu ne rahatlık abi? Bu ne özgüven? Herkes gün geldiğinde dört kolluya binmiyor mu? He? Bu müteahhitler uzaylı mı? Ama mesele başka. Türkiye'de tarım öldü, sanayi öldü, ticaret öldü. Her şey öldü, müteahhitlik yaşadı. Bir müteahhit cumhuriyeti. Lobi. AK Parti'nin içindeler, CHP'nin içindeler, MHP'nin içindeler, İYİ Parti'nin içindeler. Siz bir tane adayın ağzından halkımı müteahhitin çıkarlarına, rantına kurban etmeyeceğim duydunuz mu? Ve son nokta. Bitiriyorum. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mal bildirimi yaptı. Hatırlıyor musunuz? Olay oldu. Yani televizyonlarda, gazetelerde. Şimdi ben Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit bir yurttaşı olarak İzmir'deki bütün partilerin adaylarına bir çağrıda bulunacağım ve bu haftada yazın bu olacak. Son mühürde pazartesi okursunuz. Ben sizin mal bildiriminizi istemiyorum. Ne istiyorum biliyor musunuz? Seçim masraflarınızı kimler üstlendi? Anneniz mi, babanız mı, partililer mi, parti mi? Partiler devletten aldıkları paraları nereye harcıyor? Çünkü bazı fiyatlar uçmuş. O arabalar, mazotlar, giydirmeler, billboardlar bilmem uçmuş. Yani kaşık kadar ilçenin adayları bunca bütçeyi nereden buluyor? Bayraklı'da, Karşıyaka'da, Buca'da, Karabağlar'da, Buca'da. Bak, bütün ilçeleri söyledim değil mi? Bana adaylar masraflarının kaynaklarını söylesin. Ya dünyanın en büyük ülkesinde bile başkan adayları bağışçılarının ya da yardım edenlerin listesini yayınlamak zorunda be. Ama biz vallahi kusura bakmayın, Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet nasıl bir şeydi onu unuttuğumuz gibi şu anda bir muasır medeniyet lakırdısı var da bu muasır medeniyet Katar'da mı, Riyad'da mı, Şam'da mı, Tahran'da mı? Nerede? Londra'da mı? Hepsinin ağababası Londra'da mı? Evet efendim. Ara verelim. Sevgili konuğumuzu, Halkın Kurtuluş Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayını davet edelim. Haftayı da böyle bir kapatalım. Yani ilginç kapatacağız. O kesin. Hadi.